Bu dünyada yaşanabilecek bütün acıları gördüğünü sanıyorsun, değil mi Faraz? Sana öyle acılar çektireceğim ki hiçbir şey görmemişim diyeceksin. Tabii tabii. Ölmek için sana yalvaracağım, değil mi? O kadar çaresizsin ki alemdar. Ancak tehdit ediyorsun. Senin istediğin benim. Söyle nereye istiyorsan geleceğim. Yüreğin varsa meseleni benimle hallet. Bak bu güzel. Akıllanmaya başladım. O zaman sana ilk hediyeni vereyim ben. Geldim dedim ki işime karışma. Kızının gözünü alırım, babanın gözünü alırım ama sen beni dinlemedin. Ne istiyorsan söyle. İstediğin Sencer'se bırakayım gitsin. Sende bir anlayış kıtlığı var. Sencer bana lazım olsaydı sana verir miydim hiç? Poyraz seni ölüm! Alemdar. Bundan sonra sözümü harfi harfine dinleyeceksin. Yoksa kızına ne olacağını gördün. Anneme babama bir şey yaptın mı? Gene aynı şeyi yapıyorsun. Lafımı kesiyorsun, irrite oluyorum. Poyraz! Poyraz, Allah kahretsin! Abi! Abi nereye gidiyorsun? Abi bir sakin ol, konuşalım. Ben de geliyorum, bekleyin. Kara sen gelme. Git Poyraz'ın adamlarını konuştur. Senin bu oğlun ne kadar kalın kafalı çıktı ya. Ne istiyorsun oğlumdan? Senin oğlun benim babamı öldürdü. Sen de beni öldür evladım. Kadınla çocukla hesap görülmez. Muhterem. Benim bu hayatta bir tane sevdiğim vardı. Oğlunun sevdiği çok. Ben şimdi birinizi seçersem, benim çektiğim acının onda birini çekmez. Efendim, Sencer Bey meselesi hallolduğuna göre Adil Bey de bir an önce uğurlanmalı. Haklısın Remzi. Polat Alemdar neredeyse gelir. Onunla konuşup bu işi de bir an önce sonlandırmamız lazım. Gir. Efendim, önemli bir gelişme var. Söyle. Efendim, Polat Alemdar Sencer Bey'i teslim almış. Fakat infazı gerçekleştirmemiş. Neden? Efendim, tim komutanına teslim edip mekandan ayrılmış. Polat Alemdar'ın niyeti nedir? Nasıl gerçekleştirmez infazı? Thank you.
biraz ailemi kaçırdı. Kızımın, babamın, ailemin hayatları tehlikede. Sana nasıl yardımcı olabiliriz? Sencer'in infazını bizzat ben gerçekleştireceğim. Benden haber alana kadar infazı gerçekleştirmemenizi istiyorum. Polat, Poyraz ailen karşılığında seninle Sencer için pazarlık mı yapıyor? Sencer, Poyraz'ın umurunda bile değil. Onun tek istediği bana acı çektirmek. Polat Alemdar, bizim yapabileceğimiz bir şey olursa haberdar et. Sencer Bey konusunda da senden haber gelene kadar bir şey yapılmayacak. Tamam, ben sizi arayacağım. Faruk'la konuşmanın sırası mı Alemdar? Kızının hayatı tehlikede, sen nelerle uğraşıyorsun? Şimdi kendi telefonunu yanındaki delikanlıya ver. Onda kalsın. Bundan sonra seni bu telefondan arayacağım. Nasıl diyorsan öyle olacak. Sadece ne istediğini söyle. Biraz oyun oynamak istiyorum Alemdar. Oynayalım mı? Oyraz. Görüyorsun işte buradayım. Gel beni al. Alemdar. Hani ben nasıl diyorsam ne diyorsam öyle olacaktı. Ya benim oyunumu oynarsın? Ya şimdi kapatırım telefonu, bir daha ne kızından, ne annenden, ne babandan haber bile alamazsın. Seni dinliyorum. Ha, öyle yola gel. Alemdar. Sen anneni mi daha çok seviyorsun, babanı mı? Cevap ver Alemdar, oyun bozanlık yapma. Annemi. Yalan söylemeyi hiç beceremiyorsun. Ama madem öyle diyorsun, annenden başlayalım. Bir saat içinde vefakar bir evlat olduğunu göstermezsen, annen ölecek. Ne yapmam gerekiyor? Anneni kurtarman için gereken ipucunu sana çoktan verdim. Biraz kafanı çalıştırman yeterli. Poyraz! Poyraz! Abi aradığı numara gizli değil. Telefonu ver, numarayı hemen istihbarata bildireyim. O numara kim bilir nereden mandallanmıştır Akif. Bir şey bulamazlar. Ama yine de baksınlar. İpucunu sana çoktan verdim dedi. Poyraz nerede? Bilmiyorum. Poyraz nerede? Bilmiyorum. İpucunu sana çoktan verdim. İpucu.
Poyraz'ın adamları. Onları biz almadık tabii. Poyraz bize ver. Kara yara. Çabuk ara. Hızlı gidiyorsun, acele etme. Vaktinden erken varacağız. Kızımı nereye götürüyorsunuz? Senin şimdi asıl hanımın için kaygılanman lazım muhterem. Nazife Hanım'a ne yaptınız? Sırat Köprüsü'ne koyduk. Karşıya mı geçecek, bu tarafta mı kalacak? Onu oğlum belirleyecek. Sende hiç mi merhamet duygusu yok? Ömründe hiç kimseden şefkat görmedin mi? 15 yıl öyle bir yerde kaldım ki o söylediklerinin anlamını bile unuttum. Hatırlamak istiyorum. Bakalım siz bana o duyguları tekrar hatırlatabilecek misiniz? Abi iyi misin? Bunlar hiçbir şey bilmiyor. Bu kadar işkenceye dayanabilmeleri mümkün değil. Kara ipucu bunlarda. Usta vallahi istersen bir de sen dene ama bunlar hiçbir şey bilmiyorlar. Belki de bildikleri bir şey değil Kara. Gördükleri, duydukları bir şey mi o zaman usta? Lan! Cüzdanlar onların. Evet abi. Her şeylerine baktınız mı? Poyraz'la ilgili duyduğunuz, gördüğünüz enteresan bir şey var mı? Çok irrite oluyor. Arabaların iyice alay. Gerekirse motoruna kadar sök. Ne arayacağız abi? Bilmiyorum Aynur'a. Görünce anlayacağız. Siz farklı, tuhaf, normalin dışında bir şey görürseniz haber verin. Onun sende ne işi var? Benim değil o. Ben akbil kullanıyorum. Nerede kullanıyorsun? Konuş lan! Banlıyor treninde. Usta bu da banlıyor trenine binmek için jeton. Sürekli bindiğin hat hangisi?
Poyraz'la ilgili neye ulaşabiliyorsanız ulaşın. Trenle ne işi var? Babası makinist miymiş? Küçükken trene mi binermiş? İpucu olarak niye tren jetonu koymuş onu öğrenmeye çalışın. Tamam mı? Tamam abi. Yetişmemiz çok zor. Tamam, Cahitler hastanede. Onlar daha yakın. Abdüley, beni iyi dinle. Efendim, heyetteki boş üyeliklerle Aybars'ın görevini üstlenecek adayları belirlememiz lazım. Önce Sencer Bey'in verdiği hasarın tespitini yapalım. Sonra diğer konulara karar verelim. Sencer Bey'le mi görüşeceksiniz? Evet Remzi. Hasar tespiti yapmak için önce onu sorgulamamız gerekiyor. Ben bunun iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum. Neden? Birincisi, heyetin aldığı bir karar var. Bunu çiğnemiş olursunuz. İkincisi, Sencer Bey şu durumda size hiçbir şey söylemez. Tek yapacağı şey, heyeti kendi amaçları için manipüle etmek olacaktır. Ben gerekirse durumu heyete ifade ederim. Sencer Bey'i sorgulamamak büyük hata olur. Efendim, o zaman müsaade ederseniz bir önerim var. Sorgulamada heyet üyelerinden birinin bulunması farklı algılamaların önüne geçecektir. Biz abinin yanında olsak bunlar olmazdı. O Erkan'ın yaptığı şerefsizlikler yetmedi. Bir de bizi birbirimize düşürdü. Ne? Hatalısın Abdüley. Hem de çok hatalı. Cahit sus artık. Sıka sıka ağzımda diş kalmadı. Dua et şu mesele bir çözülsün. Yoksa ikimizden biri tamamen susacak. Nerede Pusat? Yenge Polat abi doktorla beraber. Doktoru mu geldi? Nerede bir gidip bakayım. Doktorla beraber çıktı demek istedim yenge. Ne olmuş ki? Nereye çıktılar? Nereye gittiklerini söylemedi. Hemen döneceğim dedi. Pusat, benden ne saklıyorsunuz? Ne saklayacağız yenge? Benim hiçbir şeyden haberim yok. Bir şey olmasa Polat bu durumda yanımdan ayrılmazdı. Savcı hanım, anneniz hanımefendinin doktoru sizinle görüşmek istiyor. Abdüley, istasyona vardınız mı?
Abi şimdi giriyoruz. Tren birazdan kalkacak. Sen yetişebilecek misin? Yetişemiyorum Abdüley. Siz trene binin. Annem trenin içinde bir yerde. Şaka mı yapıyorum? Aç şunu. Delirtme beni. Kimse yerinden kalkmasın. Trende değil abi. Olamaz Abdüley, iyi bak. Nasıl olmaz? Akif. Poyraz zamanında bir soruşturma geçirmiş. Şuna bir bak. Bir şey bulabildin mi Akif? Abi elimde bir soruşturma tutanağı var. Poyraz trene binmemek için asker sevkini geciktirmiş. O ne demek Akif? Abi Poyraz 8 yaşındayken annesi tren kazasında ölmüş. Kadın Emzem'in geçitten geçerken tren çarpmış. Akif, kaza tam olarak nerede olmuş? Abi dosyasında başka bir bilgi yok. Öğrenmen lazım Akif. Poyraz İlkokulu nerede okumuş? Erenköy İlkokulu'nda okumuş. Göztepe Mahallesi Taş Mektep sokakta oturuyorlarmış. Abi Göztepe civarında bir yerde olmalı. Ne oldu usta? Annem trende değil Kara, raylarda. Abdüley'leri ara. Treni durdurmaları lazım. Efendim Kara. Abdüley, treni durdurmanız lazım. Nazife anne raylarda. Ne diyorsun Kara? Biz raylara ineceğiz. Treni durdurun. Cahit, treni durdurmamız lazım. Allah şunu aç. Treni durdurman lazım. Çekil Abdüley. Ne yapıyorsunuz? Çabuk treni durdur. Raylarda biri var.
Çok duygulandım Alemdar. Neredeyse ağlayacağım. Bana annemi kurtarmam için böyle bir fırsat verilmemişti. Poyraz, yeteri kadar eğlendin. Artık bitir bu oyunu. Beni al, ne istiyorsan yap. Ben öyle anlayışsız bir insan mıyım? Annene daha yeni kavuşmuşsun. Biraz hasret giderin. Ben anneme doyamadım. Benden sana tavsiye. Vaktin varken anana doya doya sarıl. Sonra da çok yoruldun, dinlen. Ama derin uyuma, her an arayabilirim. Annesini kurtardı. Bakalım seni kurtarabilecek mi? Tamam. Anladık. Güçlüsün. Akıllısın. Korkusuzsun. Ama yeter. Ben kolay kolay yemin etmem ama Elif'i bırak. Alemleri yaratan, gücün kudretin sahibi Allah-u Teala'ya yemin ederim ki Polat senin kılına bile zarar vermeyecek. Yemin etsen boşa gitmez. Sen et. Zaten senin oğlun benim kılıma zarar veremez. Vermiş ki bu kadar kinlenmişsin. Benim oğlum mazluma bir şey yapmaz. Senin babanla Polat'ın ne ilgisi var ki baban rahmetli olmuş? Sen oğluna toz kondurmuyorsun. Ama oğlum benden masum değil. Ben mağdur mazlum hesabı yapmam. Ama oğlun benden fazla adam götürmüştür. Hiçbirimiz günahtan azade değiliz. Hepimiz yanlış yapabiliriz. Ama bir kötü kalple bile bile yanlış yapmak var. Bir de bilmeden, istemeden incitmek var. Oğlum aciz diyorsun yani. Ben en azından bahane üretmiyorum. Ne yapıyorsam bilerek, isteyerek yapıyorum. Arkasında duruyorum. Sen de bahane üretiyorsun. Polat'ın arkasına saklanıyorsun. Babanın ölümünden suçluluk duyuyorsun. Bunu kendine ikrar edecek cesaretin yok. Muhterem, iyi psikolojik hareket yapıyorsun ama sen git bunları oğluna anlat. Ben bunları yiyecek yaşı çoktan geçtim. Ben de senin zulmünle titreyecek yaşı çoktan geçtim. Ne yapacaksan yap. Kaybetmenin en iyi tarafı ne biliyor musun? Giderken peşinden kimleri nereye götürebileceğini seçebiliyorsun. Adı
devrildiğinde Faruk Bey'in size olan yardımlarından bahsediyorsanız, Faruk Bey o konuda doğru olanı yaptı. Heyet bu konuda Faruk Bey'i kusurlu bulmadığını vekil seçerek gösterdi. Biz buraya bunları konuşmak için gelmedik. İhanetinizin boyutlarını anlamaya geldik. Ona sizin çapınız yetmez. Sencer Bey, asabiyetinizi anlıyorum ama bu şekilde bir yere varamazsınız. İnfazınız ertelendi. Polat Alemdar maalesef başka işlerle meşgul olmak zorunda kaldı. Sizi temin ederim ki pişman olmak için gerekli vaktiniz olacak. Ne oluyor? Ne yapıyorsunuz siz? Baskın var. İçeri girmek üzereler. Aksaçlı ele geçirildi. Her şeyi imha etmek zorundayız. Ne demek Aksaçlı ele geçirildi? Kim ele geçirdi? Heyet Aksaçlı'yı devirdi. Aksaçlı hükmünü yitirdi. Korktu. Anlatacağım canım. Polat. Korktuğum başıma geldi Leyla. Annemi, babamı, Elif'i kaçırdılar. Kim? Sencer mi? Onun köpeği. Annemi tren raylarına bağlamış. Son anda kurtardık. Ömer baba, Elif? Hali ailinde. Kafayı yemek üzereyim. Ne istiyor bu adam? Bana acı çektirmek istiyor. İstediğini de başarıyor. Sana benden bahsetmedi mi yoksa? Hayır. Sen babamın arkadaşı mısın? Arkadaştan öte, amcan sayılırım. Cahit amca ile Abdülay amca gibi mi? Onlardan bile yakın. Burası neresi? Dedemle ninem nerede? Burası benim resim atölyem. Baban senin resmini çizmemi istedi. Sana sürpriz yapacaktı ama uyandın. Senin gözüne ne oldu? Kötü adamlar yaptı. Babama söyledin mi? Babam onları çok fena yapar. Ben eve gideceğim. Çağır babam, beni alsın, çok sıkıldım. Ama daha resim bitmedi. Bitmezse bitmesin, istemiyorum. Ama sen bütün sürprizleri bozuyorsun. Arayalım babanı bakalım. Müsaitse gelsin alsın seni. Anne, hatırladığın hiçbir şey yok mu? Bir ses, enteresan bir şey. Hiçbir şey görmedin mi, duymadın mı?
Oğlum, hiçbir şey hatırlamıyorum. Anne, hatırlaman lazım. Babam, Elif. Polat, üzerine gitme annene. Sen böyle yaptıkça iyice geriliyor. Çok tatlıymış Polat. Ne diyorsun sen? Yanımda çok sıkılmış. Babam gelsin beni alsın diyor. Ben güzellikle anlattım babanın işi var diye ama ısrar ediyor. Aa, babam görünüyor mu orada? Baba? Kızım. Baba, ben sıkıldım burada. Hadi gel beni al. Beraber eve gidelim. Kızım, benim işlerim var şimdi. Sen biraz daha orada kal. Sonra gelip alacağım seni. Senin işin varsa Leyloş gelsin alsın. Hepiniz birden neredesiniz? Onlar sana doğum günü sürprizi yapacaklar. Ama aramızda sır. Sakın bildiğini belli etme. Üf. Burada hiç oyuncak yok ki. Bu amca da hiç güzel resim yapamıyor. Sen bana öğret o zaman. Hadi Polat. Sen de bir an önce işini bitir de gel. Elif'i çok bekletme. Amca baba yarısı ama Ebi senin yerini tutamayız neticede. Hadi Elif'le bize bir öpücük gönder de kapatalım. Öptük Polatcığım. Görüşürüz. Abi, MOBESE kayıtlarını aldık.
Anneyi bu araçla taşımışlar. En son nerede görünmüş? Abi tünelden birbirinin aynı iki araç çıkıyor. Biri Bağcılar'da, biri de Sultanbeyli'de mobeselerin kapsamından çıkmış. Bu araç her şeyi planlamış. Amacı benimle oyun oynamak. Usta, bizim de ona iyi bir oyun oynamamız lazım o zaman. Ben onun benimle oynamasına izin vereceğim. Siz de yapabilirseniz oyununu bozacak bir şeyler bulacaksınız. Efendim, Sencer Bey'in kriz geçirdiğini bildirdiler. Tim komutanın ne yapması gerektiğini soruyor. Sencer Bey'i oradan çıkartmak güvenli değil. Bence de. Bunun kaçma girişimi olmadığından emin olmalıyız. Ben Polat Alemdar'a söz verdim. Sencer Bey'in ölmesine göz yumamam. Efendim, o zaman müsaade ederseniz durumla ben ilgileneyim. Şu iş bitsin, hesaplaşacağız. Sayemde sevaba girdin işte Cahit. Bir insan kurtaran bütün dünyayı kurtarmış olur. Böyle bir laf var, bilmiyor musun? Bak Kara, sen işin gırgırındasın ama ben çok ciddiyim. Bu yüzden o Abdüley'i çizdim, kendinize sildirme. Cahit, ben o kadar uzun süre, o kadar çok adamdan nefret ettim ki, bir süre sonra sevdiğim insanlara yüreğimde, beynimde yer kalmadı. Bu yüzden evlat acısıyla yandım. Hala da yanıyorum. Bak, nefretini ya bitir, ya da nefret ettiğini bitir. Yoksa bu nefret seni bitirir. Huzur evinde hemşire, personel, kim varsa sorguladım. Buradan bir şey çıkmaz. Nasıl çıkmaz? Bu adamın hiç mi geleni gideni yokmuş? Personelin bildiği kimse yok. Boşuna getirdin bizi buraya Cahit. Bu Poyraz'ın adamları nerede? Gidip bir de onlarla konuşalım. Buraya boşa geldik yetmedi. Bir de gidip orada mı vakit harcayalım? Adamlara badem ezmesi yaptım, badem. Bir şey yok işte, olsa konuşurlardı. İyi ya, madem ezdin, gidip yiyelim işte. Az bir işim kaldı, sonra seni aldıracağım yanıma. Tamam, yarın bir uğrarım. 15 yıl nasıl dayandıysan biraz daha dayan. Tamam, tamam. Ne anlatıyor? Ya ne anlatacak? Şöyle özledim, böyle özledim. 15 yıl ihmal ettin, şimdi var etme. Sen ne duyacağını zannedip aradın? Ben sana dedim şu kardeşini evlendir diye. Bak, başına kaldı. Ya arkadaş, kısmeti çıktı da yok mu dedik? Kim böyle kayınbiradere olsun ister ki? Millet senin korkundan kızın yanına mı yaklaşabildi ki?
Bu Polat Alemdar'la oynadığın yetmedi mi? Babasını öldürelim, kapansın bu hesap. Alemdar'ı hiç mi merak etmiyorsun? Neyini merak edeceğim? Sıkalım kafasına, sonra istediğin kadar merak et. Sen Alemdar'dan tırstın mı Aras? Ne öyle panik yapıyorsun? Ne tırsacağım Poyraz? Çocuk gibi oyun oynamak bize yakışmıyor. Sen benim hiç oyun oynadığımı gördün mü? Sebepsiz yere bir şey yaptığımı gördün mü? Görmedim de. Bu hapishanede geçirdiğimiz zaman seni değiştirdi. Haklısın. Değiştirdi. Hem de çok değiştirdi. Biz hep yüreğimizle savaştık. Biraz beynimizi çalıştırsak 15 yıl orada kalmazdık. Şimdi bu yaptığın beyin çalıştırmak mı? Hayır. Polat Alemdar'ın beynini çalıştırıyorum. Sinirlerini bozuyorum. Ben onu şu dakika karşıma dikerim. Ama istediğim sorulara cevap alamam. Ne soracaksın? Zaten ihtiyarlarda, Remzi'de her sorunun cevabı var. Benim soracağım sorunun cevabı sadece Alemdar'da. Çok acıdıysan nüfusuna geçirebilirsin. Herkes kendi işine baksın. Poyraz sizi bize yem ettiğine göre umurunda değilsiniz. Kendinizi boşuna ezdirmişsiniz. Yaşamak istiyorsanız bana bir neden verin. Yoksa benim de umurumda olmayacaksınız. Sıkacağım kafanızı. Bizim bildiğimiz bir şey yok. Ne biliyorsak söyledik zaten. Sıkacaksanız sıkın. Senin Poyraz'ın ekibinde olacak yaşın yok. Nereden tanıyorsun Poyraz'ı? Albayımdan tanıyorum. Bu albay, Rasim Tufan mı? Evet. Ben huzur evinde personeldim. Orada tanıdım rahmetliyi. Bana çok sahip çıktı. Babalık yaptı. Albay ölünce de Poyraz senin yanına aldı, öyle mi? Evet. Albayım bütün özel harp tekniklerini öğrettiği için aldı tabii. O zaman sen çok yakındın albaya. Tabii. Her işini ben görürdüm. Hiç geleni gideni yokmuş albayın. Huzur evinden öyle dediler. Herhalde senden başka seveni yoktu. Hanımefendi sana bir şey sordu. Albayım herkes sayardı. Ama onun kimseye ihtiyacı yoktu. Albayın yetiştirdiği yüzlerce adam var. Niye kimse gelip gitmiyordu? Kimse bilmiyordu onun orada olduğunu. Albayım kabul etmiyordu. Albay dışarıdan biriyle muhakkak görüşüyordur. Senin haberin yoktur. Bir yıl öncesine kadar biri gelip gidiyordu. Ben gizlice görüştürüyordum ama sonra ayağını kestim. Şimdi bu gelen niye geliyordu? İhsan diye bir şerefsiz. Albayın maaşını çekip getiriyordu. Para tırtıkladığını anlayınca albayım kovaladı. Yok mu bunun soyadı?
Kimdir? Nerede buluruz? Kimdir, nerede bulursunuz bilmem. Zaten bulup ne yapacaksınız ki? Müptezel bir şerefin tekidir. Elinde böyle bir şurup, habire içiyor ne anlıyorsa. Hay ben onun şurubuna. Hayırdır Kara? Müptezel deyince seninkilerden herhalde. Tanıyor musun? Arkadaş, çocuk doğru söylüyor. Bulup ne yapacağız? Boş ver, hiç bulaşılmaz, ilgilenmeyelim. Kafayı mı yedin sen? Ne demek bulup ne yapacağız? Belki de adam Poyraz'ın yerini biliyor. Bunların hepsi aynı ekipte. Esasında bu şurup denilen adam beni çok güldürüyor. Ama normal bir insan değil ha. 3 dakikadan fazla çekilmiyor. Japon yapıştırıcısı gibi bir şey. Böyle bir yerindeydi mi, etini koparmadan kurtulamazsın bu heriften. Müptezel ya, hiç bulaşmıyor. Kara, boşuna konuşuyorsun. Nerede buluruz bu şurup hissan mıdır, turup hissan mıdır? Sen onu söyle. Allah. Da terk edilmiş olarak bulundu abi. Dediğin gibi hiçbir iz bırakmamışlar. Karalardan haber var mı? Yok abi. Onlar da bir iz arıyorlar. Ama daha bir şey bulamamışlar. Poyraz aramadı mı abi? Alemdar. İkinci etaba hazır mısın? Fırsatım varken tadını çıkar Poyraz. Öyle tek olmaz. Beraber tadını çıkaracağız. Bak kaç zaman sonra ailenin ne kadar değerli olduğunu öğrettim. Bir şey daha öğrettim. Başka ne öğretmişim? Bu ülkedeki bütün şerefsizleri öldürdüğümü sanıyordum. Şerefsizin en büyüğünün yaşadığını öğrettim bana. Ya ben sana bir şey öğretememişim. Aras, Polat Alemdar kızına kavuşmak istemiyor. Polat ne yaptın? Bir daha arayacak Leyla. Beni çıldırmış halde görmekten psikopatça bir zevk alıyor. Ona istediğini veriyorum. Akif, koca istihbarat bu telefonun yerini nasıl tespit edemiyor? Yurt dışından aldığı uydu telefonlarından konuşuyor. Her seferinde yeni bir hattan arıyor. Yerini tespit edebilmemiz için uzun süre konuşması lazım. Hazır mısın muhterem? Neye hazır mıyım? Kavuşmaya hazır mısın? O benim elimde olsa, ben çoktan beni yaradana kavuşmak isterdim. Ama ne benim elimde, ne de senin elinde. Muhterem, gene kitabın ortasından konuştun. Haklısın. Ne senin elinde, ne benim elimde. Tamamen oğlunun elinde.
Bundan bir şey çıkmaz. Hadi gidelim. Dur, bekle. Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da, nişanım kurduğunda, der gibi geldi bana. Bir münasip zamanda, mesela saat 10'da, buluşalım kurduğunda, der gibi geldi bana. Bana bak, bana gözlerime bak. O keman yayın var ya, hasbinallah ya. Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm. Gel benim gonca gülüm, kalmadı tahammülüm. Sensiz hayat istedim, zor gibi geldi bana. Sensiz hayat istedim, zor gibi geldi bana. Lan şerefsiz! Yapmayın sen lan! Bırakın abi, beni! Abi, lan sen beni detone etmeye mi çalışıyorsun lan sen? Bayağı çıkamıyorum! Lağdan çık demedim mi sana? Geberteceğim lan seni! Bırakın lan beni! Bırakın lan beni! Bırakın! Bırakın lan beni! Geberteceğim onu! Bırakın beni! İhsan Bey, bu kaçıncı kemancı? Yeter artık. Millet sizin yüzünüzden cemiyetimize gelmiyor. Arkadaşlar, burada sanat icra ediyoruz. Şaklabanlık yapmıyoruz. Herkes işini yapacak. İhsan Bey çok haklı. Evet. Sabahtan beri söylemeyeyim, söylemeyeyim diyorum ama dekolteme dekolteme bakıp duruyor terbiyesiz adam. Ulan şerefsiz! Hem işini yapmıyorsun, hem de röntgenini yapıyorsun lan! Ne olur, sakin ol! Şimdi kim elime alacak ulan seni? Lütfen! Gebersin ulan seni, bırakın! Ben sevdim bu işi sana. Sanat arkadaşlar, sanatçı arkadaşlar! İşini ciddiye alan adamları severim. Sanatçı rolü olun lan! Gel lan buraya! Gel! Gel, kaçma! Vay kara! Sen nereden çıktın? Lan tuhaf tuhaf konuşma. Ne demek nereden çıktın, nereden çıktın? Ulan dua et. Ne zamandır görmediğim babacığım geldi. Yoksa seni paralardım. Babacığım. Lan bir dur. Dur öpüp durma şapur şapur. Bir uzak dur. Nedir canım? Gir. Efendim, Haydar geldi. Teslim oldu. Sizinle görüşmek istiyor. Ne görüşecekmiş benimle? Efendim, mührünüzü getirmiş. Al içeri. Emredersiniz. Yaptığın ihanetin bedelinin ne olduğunu biliyor musun Haydar? Ben ihanet etmedim efendim. Ben yetiştirildiğim heyetin emrinden hiç çıkmadım. Polat Alemdar'ı karşıma almak pahasına Aksaçlı ne emrettiyse onu yaptım. Aksaçlı heyete ihanet içinde olsa dahi emirlerini yerine getirecek misin? Onu sorgulamak bana düşmez. Aksaçlı ihanet içindeyse heyet gereğini yerine getirir. Peki. Aksaçlı hükmünü yitirdi. Heyetin beni vekil seçtiğini biliyorsun. Şimdi benim her emrimi yerine getirecek misin? Sık kafanı. Efendim, gerçekten kafama sıkmamı istiyorsanız
bir mermiye ihtiyacım olacak. O silah sana hediyem olsun Haydar. KGT karargahına gidip arkadaşlarına katılabilirsin. İmdat, rahat bırakmadın yatayım. Yürümen lazım, böyle olmaz. Otur otur, canım sıkıldı. Kurşun yemişim, seni eğleyecek halim yok. Muhabbet edecek hiç halim yok. İki kurşun sana ne yapsın? Ne cins adamsın arkadaş? Hem kendin cinsin, hem kanın cins. Biz seni kurtarmak için neler yaptık biliyor musun? Millet birbirine girdi. Hatırlat, kim verdiyse kanı misli misli geri vereyim. Biraz zor verirsin. Yine bayıltmak lazım. Ne diyorsun? Kimi bayılttınız anlamadım. Hele 2-3 adım daha at, anlatırım. Yürüdük işte, anlat. Sana acil kan lazım oldu. Cahit de senin gibi cins olduğundan tek onun kanı tuttu. Bana Cahit mi kan verdi? Vermedi, aldık. Adam zaten bana gücük. Bir de zorla kanını mı aldınız? Abdülay ile Kara ölmene müsaade etmedi. Sen Abdülay'ın kayıp kardeşi misin ya? Hiç el vermedi herhalde. Benim yüzümden birbirlerine girdiler yani Abdülay ile Cahit. Ara bari. Benim adıma bir sağ ol de Cahit'e. Benimle konuşmuyor. Küslük bitti Erkan. Siz artık kan kardeşsiniz Cahit'le. Çok yıprandı biliyorum. Ama soğukkanlı olman lazım. Leyla oyun oynamak istiyor. Ben de onun istediği oyunu oynuyorum. Araması lazım ya. Kaç dakika oldu Akif? Abi 20 dakika oldu. Aramazsa ne yapacağız Polat? Arayacak Leyla. Araması lazım. Geldiyse konuşalım Polat Alemdar. Seni dinliyorum. Babanla uzun uzun sohbet ettik. Kendisinden çok feyiz aldım. Hep merak ederdim. Ölmeden önce öldürünüz ne demek? Sağ olsun doğrusunu anlattı. Ölmeden önce ölünüz. Ben öldürmeden sakın ölmeme Poyraz. Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi? Öyleyse bu mevzuyu gayet iyi bilirsin. Baban senin yolundan gitmek için çok hevesli. Ben sana yine de bir fırsat vereceğim. Babanı kurtarmak için bir saatin var. Thank you.
yüksek ilacınızı aldınız mı? Aldım kızım ama kâr etmedi. Tabii. Bir haber var mı yavrum? Var anneciğim. Sana bir şey soracağım ama sakın panik yapma. Babamı da bir yere saklamışlar. Bulmak için sana bir şey sormam lazım. Sor evladım. Babamın vasiyetiyle ilgili bir şey biliyor musun? Baban böyle şeyleri konuşsa bir senle konuşur evladım. Bana bir şey söylemedi. Babam sana hiç mezar yeri aldığından falan bahsetti mi? Polat, benden bir şey mi saklıyorsun? Anacığım, babam iyi. Onu bulabilirsem kurtulacak. Sadece onu bulabilmek için soruyorum. Bilmiyorum evladım. Baban bir yer almıştı ama nereden almıştı bilmiyorum. Babanın evrakları yatak odasında, komodinin çekmecesinde. Ne varsa onun içindedir. Merak etme anacığım. Babamı bulup yanına getireceğim. Abdüley, Akif, çıkıyoruz. Polat. Ömer babaya ne yapacak? Eğer engel olamazsak diri diri gömecek Leyla. Kardeşim, birader, ne yapacaksınız bu mezarı? Söylemezsen seni oraya gömeceğiz. Burası abi.
Burası yeni kazılmış. Hadi Abdüley, hadi. Dur Abdüley, dur, dur. Abdüley bırak kazmayı. Ya altındaysa? Abi kürekle devam edelim. Havasızlıktan ölecek. Açtığımda tabuttaydım. Beni niye gömdüler? Seni buraya gömmem bir başkasını daha gömdü. Onun hayatını kurtarmamız sana bağlı. Tövbe. Kim bu manyaklar? Zamanımız yok. Sonra anlatacağım. Sen soracaklarıma cevap ver. Kimsin sen? Ne iş yaparsın? Adım Asra. Patlacı caminin müezzini. Abi bu ne biçim iş? Ne alakası var? Ömer babadan müezzin diye mi? Son zamanlarda cemaatte gözü kör bir adam gördün mü? Vallahi bizim cemaatte dediğin gibi biri yok. En son kimin salasını okudun? Bugün sabah okudum. İsmini hatırlıyor musun? Nebahat Hanım diye bir merhumeydi. Askerliğini nerede yaptın? Rasim diye bir komutanın var mıydı? Kütahya'da avcı yaptım ben. Rasim diye bir komutanımız yoktu. Son günlerde hiç asker cenazesi kalktı mı sizin canım? Yok, öyle şehit cenazesi falan olmadı. Öyle değil, emekli albay. İki gün önce birini kaldırdık. Albay mıydı bilmiyorum ama cenazesinde herkes komutanım komutanım diyor. Cenazeyi nereye defnettiniz? Bizi oraya götür. Çok sıkıldım artık. Gideceğim ben. Ne güzel resim yapmıştın. Niye karaladın? Sıkıldım diyorum, anlamıyor musun? Babam ne zaman gelecek? Babanın biraz daha işi var. Artık sizinle uğraşamayacağım, ben gidiyorum. Gidersen babanın gönderdiği hediyeyi göremezsin. Olur mu öyle şey? Babam o hediyeyi bana göndermiş. Onu size bırakır mıyım hiç? Hani nerede?
Hadi müezzin efendi, babam ölüyor. Yukarı galiba. Emin misin? Eminim, eminim. Yürü. Yürü. İşte şu mezar. Bu mu? Hatta tek sevdiği insan bu albaydı. Onun mezarını açtırmaz. Başka bir şey var. Sen Polat Alemdar olmadan önce öldün değil mi? Abi nereye? Senin mezarın değil mi? Ali Candar'ın mezarı Abdü Bey. Kazın! Gel bakın abi. Aa, yerim ben onu. Babam bunu bana mı almış? Gel. Nasıl? İyi, Poyraz abisine selamı var. Küçücük babamla nasıl bakacağım? Bak böyle biberonla süt içireceksin. Al bakalım. İsmini ne koyacaksın? Nane. Nane mi? Başka isim bulamadın mı? Ninem bana zorla nane limon içiyordu. Hiç sevmiyordum. Şimdi artık benim yerime nane içer. Sen şimdilik süte devam et. Biraz büyüsün. Sonra geçersin nane limona. Tamam. Hastaneye yetiştirmemiz lazım. Bir
Birader, bizim bu Poyraz'ı bulmamız lazım. Poyraz eskide kaldı beyler. Artık benim hayatımda Meltem, hiç bilemedin en fazla Lodos var. Poyraz'la, Karayel'le uğraşamam. Lan! Karayel diye sen bana mı diyorsun manalı manalı? Estağfurullah, lafın gelişi. Musiki beni çok değiştirdi. Bütün çılgınlığımı, deliliğimi aldı götürdü. Heh. Belli belli. Maşallah, pek bir durulmuşsun. Birader, sen beni biliyor musun? Biliyorum baba. Polat Alemdar'ın sol anahtarısın. Bak kardeş, Polat Alemdar'ın sana selamı var. Poyraz'ı bulmamıza yardım edeceksin. Tamam babacığım, bulalım da. Şimdi prova yapıyoruz. Yarın müsait bir zamanda. Mesela saat 10'da. Buluştururum seni kordonda. İhsan. Baba gel seni de koruya alalım. Yemin ederim 2 günde karalık falan kalmaz. Akpak olur çıkarsın. Subhanallah. Çattık arkadaş. Senin meselen ne İhsan? Niye tırsıyorsun? Detone detone konuşma. Biz kimseden tırsmayız. Sadece mikroptan haz etmeyiz. Bak İhsan. Ölüm kalım meselesi. Poyraz'ı hemen bulmazsak küçük bir kız çocuğunu öldürecek. Anladın? Bildiğim bir yer var. Takip edin. Gidip bir bakalım. Polat Bey, babanızın durumu stabil. Koma halinde. Ancak beynine ne kadar süreyle oksijen gitmediğini bilemediğimiz için ne çapta bir hasar gördüğünü bilemiyoruz. Elimizden gelen her şeyi yaptık. Artık bekleyeceğiz. Durumunu ancak bilinci açıldıktan sonra anlayabiliriz. Ne zaman kendine gelir? 1 gün içinde de, 1 yıl içinde de. Bilinci hiç açılmayabilirdi. Maalesef elimiz kolumuz bağlı. Dua etmekten başka yapacak bir şey yok. İzninizle. Eşref Bey önemli birini getirmiş. Oğlum, babam madem iyi görmek istiyor, niye müsaade etmiyorsunuz? Anneciğim, babamı şu anda müşahede altında tutuyorlar. Kendine gelsin, görüştürecekler. Oğlum, madem iyi, neyin müşahedesinde tutuyorlar? İlla konuşayım demiyorum. Uzaktan da olsa bir göreyim, içim rahatlasın. Anneciğim, babamı uyutuyorlar. Kendine gelince o zaten seni görmeden duramaz. Hı? Tamam anneciğim. Gel sana babamı uzaktan göstereyim.
Ama yanına giremeyiz. Tamam. Saklamıyorsunuz değil mi? Annemin durumu, sen, Ömer baba üst üste gelince sinirlerim yıprandı. Yoksa ne saklayacağız senden? İyi olacağız kızım. Hepimiz birden iyi olacağız. Üzme kendini. Ömer babanın durumu çok mu kötü? Kötü Leyla. Kendine gelip gelmeyeceği belli değil. Uyansa bile beyninde hasar oluşmuş olabilir. Ne yapacağımı bilmiyorum. Kime ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Anneme yalan söyledim. Doğru mu yaptım, yanlış mı yaptım onu da bilmiyorum. Yapacak başka bir şey mi vardı? Merak ettim Alemdar. Babanın durumu nasıl? İyi. Sana çok selamı var. Korkuttun hepimizi. Annende gösterdiğim performansı babanda gösteremedin. Adamcağız gidecekti az kalsın. O performansı sana sakladım. Daha kızın var. Kız evladı babayı çok yorarmış. Araz'la ben amcaları olarak bittik. İki günde dağıldık. Senin işin zor. Ben zoru severim. Artık öğrenmişsindir. Dur bakalım. Daha en zor kısma gelmedik. Benimle yüzleşmeye hazırsan ben hazırım. Beni görmek için bu kadar ısrarcıysan artık ben de seni kırmam. Yalnız elim boş gelme Alemdar. Benden büyük hediye mi var? Daha ne istiyorsun? Samet'le Oğuz getirsin seni. Adamlarına da söyle rahat dursunlar. Şakam olmadığını anlamışsındır. Elif'i görmeden sana teslim olmam. Senin bu özgüvenine hastayım. Şimdi kızının bir tel saçını çeksem uçarak gelirsin. Önce seni alacağım, kızını sonra bırakacağım. Poyraz. Hadi hadi çok yazdı. Saati ve yeri sana bildireceğim. Sen hazırlığını yap, sevdiklerinle vedalaş. Polat, bu kadar insan bu psikopatla ilgili hiç mi bir şey bulamadılar? Son çare bu mu Polat? Başka yolu yok mu? Yok gülüm. Ya ben ya Elif.
Bana öyle bakma. Gideceğim Leyla. Git Polat. Elif'i alıp sağ salim geri dön. Dönemeyebilirim. Polat. Gözüm arkada değil Leyla. Tek üzüntüm kızımla seninle yeterince vakit geçirememiş olmak. Size yeterince mutluluk yaşatamamak. Seni sevmekten daha büyük bir mutluluk yok benim için. Senin aşkın beni her zaman mutlu etti. Her zaman da edecek. Adamlarını bagaja koyduk abi. Aramadım abi. Bizi mi dinliyor lan bu? Evet Alemdar. Vuslata az kaldı. Hazır mısın? Nereye geleceğimi söyle. Sen yola çık. Sahil yoluna bin. Bir bakalım gölgen kuyruğun var mı? Tek geleceğinden emin olduktan sonra tekrar arayıp yönlendireceğim. Poyraz, tek geleceğim. Sözümü hiç yemediğimi duymuşsundur. Uzatma bu işi, söyle. Ne diyorsam o Alemdar. Sen uzatma. Abi. Abdüli, bu yaştan sonra bana sözümü mü yedireceksin? Abi o ayrı, o ayrı. Öyle tek başına seni nereye gönderiyoruz? Abdüli, tek gideceğim. Lafımın üzerine edeceğim başka laf yoksa. Belli aralıklarla gelen bir para vardı. O parayla bana silah mühimmat aldırırdı. O silahları buraya yığdırırdı. Gelen giden yok. 2 saat oldu. Girelim artık. Babacığım, Poyraz'ı bulup da sağ bırakırsanız benim size yardım ettiğimi anlar. Ne yapar ne eder beni bulur ve kafama sıkar ona göre. Lan tamam tamam. Ben sana söyledim Cahit. Bu şurup Japon yapıştırıcısı gibi adam. Aha, yapıştı kaldık.
şunu. Tut tut. Herhalde dalgınsın. Adamların sana sözünü yediriyor, farkında değilsin. Ne bileyim, takip ediyorsunuz? Sen benim kızımı mı öldürteceksin? Abi bile bile seni ölüme gönderemem. Abi. Abi ne düşünüyorsan? Geride kalanlara sahip çık. Buraya hiç gelmemişler. Her şey olduğu gibi duruyor. Başka bir yer yok mu İhsan? İyi düşün. Nereye gitmiş olabilirler? Yok babacığım, bilmiyorum. İhsan. İyi düşün bak. Sona geldik. Babacığım bilsem oraya da götürürdüm. Bilmiyorum. Yok abi. Hiçbir şey bulamadık. Sen ne durumdasın? Ben yolun sonundayım Cahit. Hakkınızı helal edin. Abi? We'll be right back.
Alemdar, bütün dünyaya meydan okudun. Milleti tir tir titrettin. Ama şu kadar bir kız çocuğu için şimdi sen titriyorsun. Ona bir şey olacak diye ödün kopuyor değil mi? Poyraz, kendini zorlama. Sen böyle şeyleri anlayamazsın. Bana teslim olmaya geldin ya, sayende en azından fikir sahibi olacağım. Poyraz, ne kadar çok konuşuyorsun. Sözünü tut, Elif'i bırak. Seni götüreyim, dünya gözüyle kızını son bir kez gör, ondan sonra göndereceğim. Ama gitmek istemeyebilir, söyleyeyim. Poyraz amcasını çok sevdi. Sana Polat Alemdar'ı öldürme şansı verdim. Kafama sıkacak cesaretin yok mu? Ondan mı uzatıyorsun? Alemdar, 15 yıldır kendimden başka bir efsaneyle karşılaşmadım. Unutmuşum. Nasıl konuşur, nasıl bakar, nasıl havalı cümleler kurar, nasıl ölür. Ama her efsanenin bir sonu var Alemdar. Seninki biraz acılı olacak.